Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir soruyla konuşsanız hem çok iyiyim hem de çok mutluyum. Bu zamana kadar bütün videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen herkesin Rabbim tüm duasını kabul etsin inşallah. Bugün 1 Aralık 2023 size şinitsel ve salçalı makarnayla mukbang videosu çekmeye geldim. Evet, bugün ne mi konuşacağız? Bugün kendime dair, hayata dair ve kolay para kazanmak mümkün mü sorularını cevaplayacağız, yorumlayacağım ve bunlarla ilgili sizinle sohbet etmeye geldim. Çünkü video çekmek bana çok ama çok iyi geliyor. Şimdi normalde makarna ya da salçalı makarna ya da pilav tarzı çok şey. Bu tarz yemekler yemiyorum. Çünkü öküz gibi olduğum için, affedersiniz, kilolu olduğum için. O yüzden gördüğünüz gibi bıngıl bıngıl kollarımla beraber. O yüzden yemiyorum ama bu video üzerinde bunu yiyeceğim şimdi. Önce hangisinden başlayalım? Önce kolay para kazanmak mümkün mü? Bu sorunun cevabını vereceğim size. Kolay para kazanmak mümkün mü? Evet, mümkün. Nasıl derseniz, nasıl mümkün mü? Kolay para kazanmayı tercih edenler kolay para kazanarak zenginleşiyor ve parasına para katıyor ve daha çok kazanma hırsıyla daha çok para kazanmak istiyor ve bu sebepten ötürü de kolay para kazanmak onların işine geliyor. Evet, kolay para kazanabilirsiniz, kolay para kazanırsınız. Bunun sonu çok ama çok acı olur ve bunun bedeli çok ama çok ağır olur. Bunu öncelikle söyleyeyim. Neden derseniz, şu anda gündemde konuşulan konuları az buçuk herkes biliyor ve bu gündemde konuşulan konuların en büyük sebebi kolay para kazanarak zenginleşmekten dolayı olduğu iddia edilen konular arasında. Bu konular hangi derseniz hemen söyleyeyim. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu. Yaklaşık 2 aydır bu konu konuşuluyor ülkede, sosyal medyada. İşte basında, basın ve yayın organlarında yaklaşık 2 aydır bu konular konuşuluyor. Biliyorsunuz ki şu an tutuklandılar ve cezaevindeler. Bunların sebebi ise iddia edilen, yani tutuklanma sebebi ise kolay yöntemde para kazanmak ve zenginleşmek sebebiyle iddia edilen. İddia eden konularından biri. Bunların dışında yaklaşık 600 fenomeni inceleme başlattığını devlet duyurdu. O da yetmezmiş gibi Nihal ve Bahacan'dan kardeşler içeri alındı. Baktığınızda influencer'dan ve fenomenden kolay yoldan para kazanarak zenginleşiyor ve bu zenginliklerin bedeli çok ağır oluyor. Dilan Polat'ın hazin sonu oldu, yani acı sonu. Burada üzüldüm. Tek kişi çocuklarım. Neden çocuklar bunu hak etmiyor? Kolay para kazanmak isterken hayatındaki en değerli varlıkları, çocukları zarar görüyor. O yüzden olan çocukları oluyor. Ben çocukları üzülüyorum ve bu olaylar burada bitmeyecek gibi. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler, kazananlar, bunların hepsi inşallah hepsi tek tek çıkacak. İnşallah devlet bunun hesabını soracak. Ben devletime çok güveniyorum.
herkes bunun bedelini inşallah ödeyecek. Bence kimse kolay yoldan para kazanmayı tercih etmemeli. Böyle fırsatlar önüne geliyorsa kabul etmemeli. Ve dikkat etmeli, dikkat etmeli. Lütfen dikkat edin. Kolay yoldan para kazanırsanız bunun sonunda bunun bedelini çok daha şiddetli ödersiniz. Nitekim bunun bedelini ödeyenleri görüyorsunuz. İnfluencerlar, fenomenler, futbolcular ya da bu kötü yola düşüp kolay para kazanmalı. Size fırsatını sunan akrabalarınız, eşiniz, dostunuz. Herkes olabilir ama şu an en çok konuşulanlar fenomenler, influencerlar ve futbolcular. O yüzden herkes inşallah bunun bedelini ağır bir şekilde öder. İnşallah devletimiz bunun inşallah bunu yapan herkesin cezasını bilir ve gerçekten artık kolay yoldan para kazanmanın ne meram bir şey olduğunu gösterir. Lütfen bu yollara, bu düşüncelere asla masla girmeyin. Şimdi kendime gelecek olursak, ben yaklaşık 13 senedir çalışıyorum. 20 yaşında şeydim. Şu an 33 yaşındayım. 13 senedir çalışıyorum. Çalışmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki çalışıyorum. Çalıştığım için asla bocunmuyorum. Çünkü çalışmak insana her zaman özgüven kazandır. Ama tabii ben 13 senedir çalışıyorum ama kolay yoldan para kazanmayı seçmediğim için ya da kötü yolları, kötü tercihler yapmadığım için Allah'a bir şükürler olsun. Ne evim var, ne arabam var. Kirada oturuyoruz. Ama yine de çok mutluyum. Yine de mutlu olacak sebep buluyorum kendime. O yüzden ben çalışarak kendimi özgüvende hissediyorum. İnşallah da çalışmaya devam ederim. Lütfen buradan bütün gençlere sesleniyorum. Lütfen çalışın. Lütfen bir işiniz, bir gününüz olsun. Kimseye minnet etmeyin. Eğer çalışırsanız, paranızı kazanırsanız hiç kimseye minnet etmek zorunda kalmazsınız. Evet, sağlığında belki böyle 10 numara 5 yıldız yaramış. Allah'a şükürler olsun kendime. Çok ama çok hissediyorum ve kendime çok ama çok güveniyorum. Ve kimseye minnet etmek zorunda kalmıyorum. Allah'ıma bir şükürler olsun. Emin olun bu videoyu çekerken de çok zor şartlar altında çekiyorum. Benim telefonum çok eski bir telefon ama çok çok eski bir telefon. Bir tripodum bile yok doğru düzgün ama ben yine de çekmek istiyorum. Çünkü bana konuşmak, video çekmek bir terapi gibi geliyor ve kendimi çok iyi, çok iyi hissettim. Bugün görmüşsünüzdür. Çok ünlü bir telefon markası. Arkasında böyle elma gibi bir annemi var. Telefon fiyatlarına yine zam yapmış. Şaşırdım mı? Şaşırdım mı? Asla şaşırmadım. Ve ben 32 yaşıma kadar asla o marka telefon kullanmadım. Ha, şimdi ona verecek param var mı? Hayır yok. Param olsa alır mıyım? Hayır abi diye. Bu kadar nette söylüyorum yani. Param olsa belki bir kamera alırdım ama bir kamera da 30-40 milyar vermek istemiyorum. 30-40 milyarı daha faydalı şeylerde kullanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi benim kendim için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim gündeme dair konulara. İnşallah
bu sosyal medyadaki bu sosyal medyadaki pislik işte böyle mide bulandırıcı hayattan nefret edici şey, olaylar inşallah bir an önce biter. Artık sosyal medyanın cıvkı çıktı. Gerçekten cıvkı çıktı. İnsanları sürekli alışverişe, tüketime teşvik eden bir hale döndü. Ya da kolay para kazanmanın her türlü halini yapmak için çaba sarf eden insanları görmeye başladık. Orada gündemde en çok konuşulan kimler? İnfluencer fenomenler. Nereden baktığını 7-24 saat onlar konuşuluyor ve her saat başı onların yaptıkları ya da onlara gelen başına gelen olaylar ya da işte yaptıkları, sattıkları, pazarladıkları ürünler hakkında sürekli bir iddialar çıkıyor. O yüzden bence artık sosyal medyaya bir çeki düzen verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence influencer'ın fenomenlik kesinlikle dijital içerik üreticisi, sürekli link veren ya da sürekli insanlara tüketime sevk eden kişiler olmamalı. Olmamalı lütfen. Onların verdiğinden alışveriş yaptıkça sadece onları zenginleştirirsiniz. Onlar zenginleşir. Onlar yaptığı içeriklerde, yaptığı işbirliklerinde, cebinden bir para çıkmıyor. Onların hepsi onlara hediye ediyor. Yani lütfen ihtiyacınız olmayan hiçbir şey almayın. Bu tüketim çılgınlığına kapılmayın. Lütfen. Ve kendiniz için lütfen birikim yapın. Bakın lütfen birikim yapın. Kimse birikim yapın diye bir içerik üretmiyor. Ya da siz ya da bir içerik üretenler çok az sayfalar. Lütfen. Bu tüketim çılgınlığına kapılmayın ya da onların gösterişli hayatlarına kapılmayın. Artık çok sıkıldım. Sürekli içerik üretiyoruz altında. Gösterişli hayatlarını göstermelerinden, link vermelerinden, sürekli tüketim yapıp alışveriş yapıp çılgınlar gibi onu da alın bunu da alın demelerinden gerçekten artık iğret yani. Gerçekten artık hiçbir influencer takip etmek istemiyorum yani. Gerçekten. Yani o yüzden lütfen onların hayatlarını özenerek kendi hayatlarınızı mahvetmeyin. Bakın ben onları takip ediyorum, izliyorum, geçip gidiyorum. Yorum yapmıyorum, kötü yorum yazmıyorum, hakaret etmiyorum. Ama keşke onlar da biraz kendilerini düzeltseler. Yani sadece link vererek, alışveriş yaptırarak, kıyafet denettirerek bunlar içerik üretmek olmuyor. Birkaç da ürün influencer'lar da birikim yapın desin, paranızı boşa harcamayın desin ama demiyorlar. Keşke deseler. Lütfen siz onların gösterişli hayatlarına kanmayın. Sosyal medya yalan bir dünya. Orada herkes kendini nasıl göstermek istiyorsa öyle gösterir. Düzen Polat için herkes şey diyor, görgüsüz diyor. Evet, görgüsüzler olabilir. Hiçbir şey demiyorum. Ama bence influencerların, fenomenlerin ya da sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin %90'ı çok net söylüyorum, görgüsüz. Sürekli aldıkları çantaları gösteriyorlar. Sürekli aldıkları pahalı telefonları gösteriyorlar. Bunlar çok ünlü isimlerden bahsediyorum. Sürekli insanların böyle mutsuzlaştırmak için çok şaşalı hayatlarını gösteriyorlar. Siz onları paylaştırdıkça, alışveriş yaptıkça, onların önerdiği ürünleri aldıkça
Onlar daha da zengin olur. Siz de öyle izlersiniz. Lütfen kendiniz için en iyi olanı ve en doğru olanı yapın. Yani sadece Can Polat görgüsü değil. Sosyal medyanın %90'ı görgüsüz. Çok net söylüyor ve bunun adına içerik üreticisi diyorlar. Diyorlar. YouTube'da içerik üretenleri bir kenara koyuyorum. Ama sosyal medyada yani TikTok'ta ve Instagram'da bence içerik üretenlerin %90'ı görgüsüz. Ve sürekli aldıkları eşyaları göstererek, çarşan ayaklarını göstererek insanları böyle demoralize ediyorlar. Ben demoralize olmuyorum. Ben onların umurunda bile değil ama bunlar demoralize olan insanlar var. Onlar için söylüyorum ben. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Lütfen kendiniz için en iyisini, en güzelini, başkasının hayatı sizi hiç ama hiç ilgilendirmesin. Hiç ama hiç demoralize etmesin. Yeter ki siz kendi mutluluğunuzu kendiniz bulun. Benim mutluluğum video çekmek, sizinle sohbet etmek, karşımda arkadaşlarımla konuşmak gibi hissetmek beni çok ama çok mutlu ediyor. Yoksa ben de çok şey almak istiyorum, inanın. Yani ben de çok eksiğim var, çok şey almak istiyorum ama bunun sonu yok. Yani